Üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş, düzgün satı, Allah kudretiyle olacak şeylerin üzerinde yazılı bulunduğu levha anlamına gelir. Allah'ın sonsuz ilminin kaydedildiği yerdir. Ayeti kerimelerden, kainatta meydana gelecek bütün varlık ve olayların bu kitapta yazıldığı bilinir. Kur'an-ı Kerim'de Lehf-i Mahfuz'dan dünya semasına Berat gecesinde toptan indirilmiştir. Gökte ve yerde küçük büyük ne varsa insanların ecelleri, fertlerin ve milletlerin başına gelebilecek musibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer almış ve buraya kaydedilmiştir. Lehf-i Mahfuz değişmeyen kader levhasıdır. Burada olacak olan her şeyin son ve kesin şekli yazılıdır. Fakat çok nadir de olsa istisnaları vardır. Nitekim ayeti kerimede de Allah o yazıdan dilediğini siler buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani adlı eserinde bunu şöyle izah etmiştir. Kaza yani Allahu Teala'nın yaratacağı şeyler lehv-i mahfuzda iki kısımdır. Kazayı muallak, kazayı mübrem. Birincisi yani değişebilir olan şarta bağlı olarak yaratılacak şeyler demektir ki bunların yaratılma şekli değişebilir veya hiç yaratılmaz. İkincisi yani mübrem, mutlak olan, şartsız, muhakkak yaratılacak demek olup hiçbir surette değişmez, muhakkak yaratılır. Kaf suresinin 29. ayetine mealen sözümüz değiştirilmez buyuruldu. Bu ayet-i kerime kazayı mübremi bildirmektedir. Kazayı muallak içinde Rad suresinde Allahu Teala dilediğini siler, dilediğini yazar mealindeki 32. ayet-i kerime vardır. Kainata baktığımızda her şeyde bir intizam ve düzenin olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Bu düzen kainatta belli bir programın olduğunun ispatıdır. En basit bir hayata sahip olan bitkilerin yetişmelerine baktığımızda dallar ne kadar uzamaları gerektiğini, yapraklar nerede çıkacaklarını, çiçek ne zaman meyve olup olgunlaşacağını, gövdeşeceğini biliyor gibi hareket ediyorlar. Elbette şuursuz olan bitkilerin bunları düşünerek yapması imkansızdır. Onların bu halleri apaçık kader kalemiyle çizilen bir programa tabi olduklarını gösterir. İşte bu program onların küçücük olan çekirdeklerine yerleştirilmiştir. Nasıl ki su damlaları bir su kaynağını, meyveler bir ağacın varlığını, herhangi bir hayvan yumurtası o hayvanın var olduğunu bizlere gösterir. İşte çekirdeklere yerleştirilmiş bu programlarda Lehf-i Mahfuz'u bizlere işaret ediyor. Kelamcılar, kıyametin kopması için İsrafil'in sura ilk defa üflemesinin ardından helak olmayacak nesneler arasında Lehf-i Mahfuz'un da bulunduğunu kabul eder. Günümüz teknolojisiyle paralellik kurarak kimileri evrensel bir bilgisayar ya da evrenin hafızası, kimileri ise kainatın beyni veya bilgi işlem merkezi şeklinde nitelendirir ve hiçbir tahribattan etkilenmeyen kara kutulara benzetilerek de kıyametten bile etkilenmeyeceğini ifade eder. Bununla birlikte Ledun ilmi de merak ediliyor. Bu ayrı bir konu ama bağlantısı var diye eklemek istedim. Ledun, sır bilgi, saklı bilgi demek. Saklı bilgiler denince aklınıza Lehf-i Mahfuz gelsin. Ledun'un gerçek yazılışı Leduni'dir. Leduni, Lehf'ten dünyaya aktarılan bilgilerdir. Bu Hızır Aleyhisselam'a öğretilmiştir. Leduni bilgi bir keşf işi olduğundan keşf kavramıyla da alakalıdır. Hatta çoğu zaman bu iki kavram birbirinin yerine de kullanılır. Keşf lügatte perdenin açılması demektir. Tasavvuf kavramı olarak anlamı ise gerek vücut ve gerekse şuhut açısından yani gerek görmek suretiyle gerekse idrak yoluyla perdelerin arkasındaki gizli manalara ve gerçeklere mutalli olmaktadır. Kur'an'da insanın gözünden gaflet perdesi kalkıp yani keşf, basiretle kainata baktığında çok ince bir çizgi bazı sınırlara aşina olabileceğini işaret edilmiştir. Andolsun sen gaflette idin, derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. Yani artık ilahi incelikleri görebilecek bir basirete sahipsin. Şu noktada da unutulmamalıdır ki
insan kalbi rahmani ilhamları alıcı olduğu gibi şeytani vesveselere de açıktır. İkisini birbirinden ayırt edemeyen aldanır ve aldatır. Bununla ilgilenenler araştırabilir. Levh-i Mahfuz denen muazzam şey inleri okumaya yetkili olan üç kimse vardır. İsrafil aleyhisselam, süpersonik enstrümanı ile Nevh-i Sûr'u, levh'den bir kıyamet emri beklemektedir. İdris aleyhisselam, onu görmüştür ve buluşları kendinin değil Allah'ın yaptırdığını görmüştür. Hızır aleyhisselam, sadece ışığı yanan ve tarihin değiştirilmesi gibi az sayıda verilen görevleri yerine getirmek üzere Levh-i Mahfuz denen karanlıklar içinden yanan ilgili kutunun lambasını okur ve yeryüzü zamanına girerek Kehf suresinde bildirilen işlemleri yerine getirir. Cebrail aleyhisselam ise o makama çıkamıyor. Ayetler ona, yani Sidre'ye indiriliyor. Oradan da dünyaya Resullere indiriyor kendisi. Yani kimse o Levh-i Mahfuz'a vakıf değildir. O bir HDD'dir. Yani sabit disk sürücüdür. Kusursuz bir programdır ve hep korunacaktır. Kıyametten sonra bile. O program bir Allah vaadidir ve Allah vaadinden asla dönmez.